Sevgili Zonguldak'ta hemşerilerim ve siyasi parti temsilcileri, öncelikle şunu belirtmek isterim ki biz esnaflar olarak siyasi tartışmanın içinde olmak istemiyoruz. Lakin her kim sesimize ses olmak isterse bundan da büyük memnuniyet duyarız. Zonguldak Belediye Başkan Vekili Bünyamin Babayiban basın toplantısı düzenleyerek Köprüaltı esnafının işgalci olduğunu söyledi. Köprüaltı Esnafı Derneği Başkanı Yavuz Yazıcı beraberinde esnaflarla açıklama yaparak Babayiban'a yanıt verdi. Vali Osman Hacı Bektaşoğlu'dan randevu talep edeceklerini, köprünün yıkılma tehlikesinin bulunmadığını belirten Yazıcı, "Siyasi tartışmanın içerisinde değiliz. Bize kimse ses olmak isterse biz de memnuniyet duyarız. İşgalci kelimesini kabul etmiyoruz. Yıllardır vergimizi, kira kiralarımızı verdik, istihdam sağladık. Bazı dükkanlar kaçıncı kez el değiştirdi. El değiştirmelerde belediyeye üçer beşer yıllık peşinatlar verildi. Hava parası olarak. Lavar alanında yer yapılacak denildi. Bir türlü göremediğimiz projede 177 dükkan söyleniyor. Bizlerin haricinde de şehrimize kazandırılacak ve halkımıza satılacak 81 dükkan daha ortaya çıkmakta. Köprünün yıkılma riski yoktur," dedi. "Tek derdimiz yaşamını ve geçimini ticarete adamış kişiler olarak bir sosyal devlet gereği tarafımıza yer temini yapılarak bu işin halledilmesidir. Çünkü işgalci kelimesini kabul etmiyoruz. Yıllardır hem vergimiz olsun hem de kiralarımız hem de istihdam sağlıyoruz. Bazı dükkanlar kaçıncı kez el değiştirmiş ve bu el değiştirmelerde belediyeye üçer beşer yıllık peşinatlar verilmiştir hava parası olarak. Hiçbir vatandaşımız da merak etmesin, lavar alanına yapılacak iş yerleri bize söylenen ama bir türlü göremediğimiz projede 177 dükkan söylenmektedir. Bizlerin haricinde de şehrimize kazandırılacak ve halkımıza satılacak 81 dükkan daha ortaya çıkmaktadır. Ticaret yapmak isteyenlere de imkan sağlanacaktır. Gelelim köprünün risk oranına. Açıklanan raporda 144 yılda bir olabilecek 10.4 şiddetindeki bir depremde bile sınırlı hasar olabileceği belirtilmiştir. Yani bir söylentiden ibaret olan göçme tehlikesi yoktur. Yalnız 2475 yılda bir olabilecek aynı şiddetindeki bir depremde de yine bazı ayaklar için, hepsi için değil, performans hedefi aşılmıştır, notu düşülmüştür. Bizlerin tek sıkıntısı önümüzde kısa bir zaman içinde yerel seçimlerimiz var. Kimin kazanıp kazanamayacağını bilemediğimizden önümüzde bir 5 yıl daha kimin muhatap olacağımız belli değildir. Bu yüzden devletimizden, belediyemizden, hükümetimizden yazılı teminat alarak bu işin halledilmesi, çünkü devlet yönetiminde her zaman yazılı evrak geçerlidir. Söz uçar, yazı kalır."